Klik ve lobi. Namın almış yürümüş. Şu an canın yaralı, kızgınsın, öfkelisin, dünyaya ateşi verirsin. Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu şeyi sana iletmek istiyorum. Bir şey yapar mı? Bizi yakar mı? Yıkar mı? Konuşur mu? Diyorlar diyorsun. Bu cümle sana ait değil mi? Bana ait değil. O taraf kim? Başka ne demişim? Söylüyorum. Şimdi patron memleket hayalim var. Alnın açık gelmem var. Burada elini kolunu sallaya sallaya gezmek var. Gelme noktasında sana bunu yapan klik ve lopi onlarla masaya oturmak lazım. O da sana diyor ki benim adıma masaya otur. Sen nasıl istersen diyorsun. Şimdi bu diyalog yok mu diyorsun? <laughs> ya İsmail ben yıllardır ekran önünde bir adamım. Sen az önce böyle bir görüşme yok mu dedin var mı dedin? Ben böyle bir görüşmem yok. Az bu önce adamın bana görüşme. anlattığı, Bu adamın bana anlattığı dertleri var. Memleketime dönmek istiyorum. Ülkeme dönmek istiyorum. Çocuklarımın şey istiyorum. Gel. E sen birileriyle Hı. görüşmüşsün. Görüşmeden çıkmışsın. Klik ve lobiler adına bahsedilen klik ve lobiler adına belli bir meblağ talep ediyorsun. Tamam o klik ve lobiler kimse diyorum İsmail. Araştırırsın. Hı. O tarih ne? Neydi o tarih? 7 Ocak. 7, Ocak. Ocak'ta, 7 Ocak'ın bir hafta öncesinde, 7 Ocak'ın bir hafta sonrasında benim konuştuğum klik, lobi, telefon, HTS e kaydım kimse onlar bir ortaya çıksın. Şöyle bir cümle daha ekliyorum. Sizin adınıza konuştuğuma göre ortada bir, bunu görüştüğün lobiye söylediğin anlaşılıyor. Sizin adına da konuştuğuma göre ortada bir hakemlik ve yöneticilik yaptığıma göre diyorsun. Ee, ve e, kendisi kendini e, korkmaza böyle tanıtıyorsun. Yani bu görüş, ben bunu kulaklarımla duydum. Duydum ve dinledim. Sen az önce dedin ki, işte Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi, işte bazı taleplerinden söz etti, lobilerden söz etti. He. Bu konuşmayla senin anlattıkların örtüşüyor. Ben hiç, mu? ben hiç Sezgin Baran Korkmaz'la konuşmadım demiyorum ki. Sezgin, Baraz, Sezgin Baran Korkmaz bana bu dertlerini anlatmadı demiyorum ki. Basit bir soruyu soruyorum. Bu konuşmayı de nerede? Ölü nerede? Arkası nerede? Sen para istedin mi? İstemedim. Peki meblağ, birilerinin bir meblağ istediğinden söz ettin mi? Birilerinin bir meblağ istediğinden de söz etmedim. Peki birileri adına Korkmaz'ın sorunu çözmek üzere görüştün mü? Görüşmedim. Bir kişiyle görüştüm. Kimle? Devletin İçişleri Bakanı'na söyledim. Devletin İçişleri Bakanı da bu 7 Ocak mıydı? 7 Ocak'ta Diyarbakır'da. İsmail. Dinliyorum seni. Dinliyorum. 7 Ocak'ta Diyarbakır'da. Ben 7 Ocak'ta İstanbul'dayım. 7 Ocak'ta Diyarbakır annelerinin orada. 5, 6, 7, 8 Ocak bu tarihlerde neredesin? İstanbul'dayım. Ankara'da değilsin. Değilim. Bak bir. E, bu benzer hikayeleri biz hatırlıyor musun? E, Balloz'da görmüştük. Bu benzer hikayeleri hatırlıyor musun? Biz 17-25'te görmüştük. 40 yıl düşünsem aklıma bir gün benim böyle bir hikayenin bir öznesi olacak. E, ya 2006'dan beridir ekran önünde haber anlatan defalarca bu ve benzeri haberler yapan diyelim ki bir an için nefsime yenik düştüm İsmail. O milyonlara kaç para yapıyor? 10 küsür trilyon değil mi? Evet. 10 küsür trilyonu ben şey dedim ki Sezgin Baran korkmaz dedim ki benim kliklerim var, lobilerim var gönder onları bana bir şekilde. Ben onu nereye saklayabilirim İsmail? Kime teslim edebilirim? Hangi bankaya koyabilirim? Nasıl bunu hakemlik edebilirim? Basit bir hesap ya. Peki bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Sen bitir ben sor. Şöyle yani Sezgin Baran Korkmaz'ın seninle birden çok trafiğe girdiği, konuşma yaptığı ve ee, e, senin senden sorununu hukuki itilafını çözmek üzere yardım istediği anlaşılıyor. Benim dinlediğim kayıtta bir mebladan söz ediliyor ve bu meblağın teslim edilmesi için sen kendini ara ve hakemlik noktasında tarif ediyorsun. Se Sezgin Baran Korkmaz bu gücü nereden alıyor? Allah, yani senin... Allah lillah aşkına devletin İçişleri Bakanı diyor ki gelecek yargıya teslim olacak. Ben bunu ona iletiyorum değil mi İsmail? Tamam. Ben kimim ki hangi yargı kliğini bulabilirim ki? Hangi lobiyi bulabilirim ki? 10 milyon avroya bu parayı çöz, bu iş çözdürebilirim ya. Bak devletin İçişleri Bakanı bana diyor ki gelecek yargıya teslim olacak. Bizi uluslararası sıkıntıya sokuyor bu herif diyor. Gel kardeşim bakan böyle dedi diyeceğim ben. Aradan geçecek bir hafta 10 gün bir ay neyse. Ben bir şey buldum sen bana bir 10 milyon avro gönder. Çantayla gönder, banka hesabıyla gönder. Nereye sokacağım ben bu parayı? Nerede saklayacağım bu parayı? Kime teslim kime edeceğim ben bu parayı? Şimdi burada e, yüksek sesli biçimde itiraz ediyorsun. Diyorsun ki ben bu parayı almadım. Peki neden Hı -hı. 10 gündür sustun? Bunu ilk andan itibaren kardeşim bu şerefsizliktir. Ben bu ithamın altında ezilirim. Neden reddetmedin? Söyleyeyim. <laughs> ben sana ondan daha önce kıymetli bir şey söyleyeceğim. Hı -hı. Ee, sadece söyleyeceğim. Sormayacaksın. isim vermeyeceğim çünkü. ben bugün 11 özür dilerim 12, 13, 14, 30, 15 gibi uyandım. Telefonum çaldı. İsmini vermeyeceğim. Ee, ya bu şey beni aradı. Ee, Sezgin Baran Korkmaz beni aradı. E ee, ya bu akşam şeye çıkacakmış. Halk çıkacakmış. E ee, ya bu mevzuları çok fazla böyle dinlendirmesin. Bu mevzuları falan çok... Ee, sen ne diyorsun dedim ya. Nasıl tiyatro bir saniye bir daha söyler misin? <laughs> Sezgin bugün Baran saat, korkmaz. Bugün saat 14:30-13-15 aralığında hı hı. beni birisi arıyor. diyor Sevgin ki. Sezgin Baran korkmaz adına mı aradı seni? Evet. Yes. Bu akşam bu iddialardan söz etmemeni mi söyledi? Evet. Tamam. Ya. Bir saniye. Sezgin Baran korkmaz, hayır bir saniye. Sezgin Baran korkmaz herhalde şu an izliyordur ee, bu ses kaydı meselesine dair ve e, işte bu söyle bu itama dair herhalde bir açıklamayı. Bana telefonuma göndereceklerini tahmin ediyorum. Göndersin. Ya bu akşam çıksın, bu akşam şey çıkacakmış TV'ye çıkacakmış. Ondan sonra ne olur işte ee, şey yapmasın, benden bahsetmesin. Hukuk desin, hak desin, gag desin, guk desin. Bunu kim söyledi sana? Bunu söylemeyeceğim sana. Neden? Söylemeyeceğim. Hani her, Ama yani inandırıcılığı madem, madem olmaz sır, ki. Bu. Madem sır ya, madem ya ben sana bir şeyler söyledim, sen yazdın, adını verdin mi? Bazıları aramızda kalmadı hı hı. mı? Ben bu isim vermeyeceğim. Yarın bir gün sorulursa bu isim veririm. Ya bizim madem böyle bir hikayemiz var. Ben madem bugün Halk TV'ye çıkacağım. E ben madem bugün konuşacağım. Niye bugün bana sabahli mesajı oluyorsun? Bu bir gazeteci mi? Bugün bana niye mesajı oluyor? Bunun cevabını vermeyeceğim İsmail. Gerekirse gider savcılar veririm. Peki bu ama senin yaklaşık 10 gündür konuşmadığın gerçeğini değiştirmez. Niye konuşmadın? Cevap. Hı hı pazar günü az önce dediğim gibi bir kez daha bu vesile teşekkür ederim. beni aradın dedim ki konuşmayacağım. Hı hı. İsmail kafamı uzatıyorum. Dışarıda bir meteor yağmur. <laughs> bir gün yalım çıkıyor. Ya bugün yarın mı yapsam bir kafamı uzatıyorum teknem çıkıyor. Bugün yarın mı yapsam şöyle mi yapsam çıkıyor. Bir de üstünde Habertürk gibi Türkiye'nin en kıymetli televizyon kanallarından birinin kurumsal kimliği var. Bu aidiyet üstündeyim. Bu adiyet üstünde Türk gün ekran yüzü olarak çıkıp bir açıklama yapıp kuruma zarar vermek mi? Bir de bekledim ya bir bakalım bir herkes bir eteğindeki taşları döksün bir anlatsın neyimiz var neyimiz yok şunları bir göreyim. Bundan sonra da çıkar mı? Bundan sonra da çıkacak. Ben bugün buraya ne çıkacak. Şunu diyeyim. Ben bugün buraya çıktım Hak TV'ye derdimi anlattım ya. Hak TV üzerinden kamuoyuna derdimi anlattım ya. Türkiye'nin bir kısmı yine ya, yapacak bir kısmı ya, olabilir diyecek <laughs> buradan şöyle bir şey dememe de müsaade et lütfen İsmail şöyle bir şeyin içerisindeyiz sosyolojinin içerisindeyiz yıllardır 2006 yılında daha öncesinde radyo programcının falan onları saymayalım 2006 yılında televizyona çıktım Yeni Şafak Gazetesi'nin grubunda, TV Net grubunda televizyonculuk yaptım. Bir kez daha bu vesile albayraklar ailesi teşekkür ederim. Bu imkan tanıdıkları için. Oradan Habertürk'e geldim. Gece spikerliği, haber spikerliği, ana haber spikerliği, Ankara temsilciliği, genel müdürlük ve tekrar program. Ne önemi var bunların? Burayı şur burayı, burayı şuraya bağlayacağım. Bugünler şu bir hafta 10 gündür buna tanıklık ettim. Ya çok ağır ihtimaller var senin hakkında Veys. Diyor ki 10 milyon avro istedi. Sen şimdi burada feveran ediyorsun. Ya. Bunu neden 10 gündür yaptın? Ya şunu bir tam şunu tamam, bir tam, lütfen, şunu bir tam, evet. tamam. tamam. çünkü bu sosyolojik analiz yapmasa eksik olur. Ee, tırnak içinde medyanın monşerleri tamam bu çocuk tamam dün TVNet'ten geldi. Bugün buradan buraya geldi. Bugün burada şey giyiyor ha, bu şey takıyor. Bonşer olmuş bu da işte. Çok pahalı kravatlar takıyor. Şunu yapıyor. Şimdi palton 10 bin euro. Nasıl palton, olur ya? Palton 10 bin euro. Şapkan da 600 euro. Nasıl olur bu yağın hikayesinin? Nasıl olur bunu anlatır mısın? Tamam, nasıl olur bunun hikayesinin karşılığında böyle bir ha tam zamanı vay 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 demek sen bunlardan şeylerden sezgin baranlardan para götürdün. Şimdi bugünlerde bunları yiyorsun. Eee benim babam emekli bir din görevlisi. Ee, emekli olduktan sonra yıllarca zeytin ticareti yaptım. Çok şükür orta halim biraz üstünde bir aileydik. Mersin'den buraya geldik böyle e, yani orta hali bir aile olarak yaşadık. Bugünlere geldik e, ve bugünlerde de işte kazandığımız bir paramız var. Ben TV nette çalışırken e, İsmail İstanbul Göztepe'de Medya Mektebi adında spikerlik, sunuculuk, mankenlik, oyunculuk kurslarım vardı benim. Ama asıl sorumu cevaplar mısın? Oraya dönelim gene. Hı. Bir haftadır niye susuyorsun? Niye ha. açıklama yapmıyorsun? Tamam güzel. Senden bir şöyle öğrendim. Habertürk, Ciner Medya Grup e, yönetim kurulu başkanı e, Kenan Tektağ la üzerinde bir metin üzerinde anlaştınız. Yayınlamak üzere, açıklama yapmak üzere. Üzerine de kurumuma, aileme e, olan saygımdan diye yazdınız. Sen bunu yayınlayacağına söz verdin. Kenan Kenan Tektağ'la anlaştınız. Sonra arayıp demişsin ki ben Peker'den çekiniyorum. Verir. Bu yüzden yayınlamak istemiyorum. Peker'den çekiniyorum diye bir şey demedim. Neden çekindin? Şunu dedim. Biz o e, saat 10-10.30 gibi sabahleyin görüştük. Ben akşam, yani takriben 12 saat sonra Kenan Bey'i aradığında ki ben...